Tıpkı 15 Temmuz'da kullanılan ve artık böyle marka bir laf haline gelen Allah'ın lütfu meselesi, bu tür krizlerde, dış politikaya ilişkin bazı krizlerde aynen geçerli oluyor. Biraz Kudüs kararı da, işte Aydın Selcan'ın da ifade ettiği gibi, zaten Amerika büyük bir dünya desteğiyle bu işten çıkacağını öngörerek değil, zaten 3 aşağı 5 yukarı oradaki pozisyonunu bütün herkese karşı işaret eden bir pozisyon olarak tarif etti ve öyle adım attı. Bu ve benzeri bazı dış politika meseleleri diplomatik olarak bir kriz olarak sonuçlar üretse de iç politikada başka bir dinamik harekete geçiriyor. Ve bu konuda epey de deneyim kazanmış durumda Erdoğan ve AKP. Kudüs meselesi de öyle bir meseleydi. Batı ile yaşanan pek çok krizde de retorik düzeyinde yaşananla hayata yansıyan, gerçek ilişkilere yansıyan, özellikle akçalı ekonomik ilişkilere yansıyan tarafı arasında tuhaf bir makas var. Yani çünkü Batı ile en krizli dönemi geçiren Türkiye'nin ekonomik ilişkiler açısından, sermaye girişi açısından, hatta ihracat-ithalat ilişkileri açısından ve Batı'nın Türkiye'den en çok parayı kazandığı dönem olarak işaret edilmesi açısından başka pratikleri işlettiğini ve buna çok fazla abandığını söyleyebiliriz Erdoğan'ın. Sadece bu çok kullanılmaktan dolayı bu çok becerikli olduğu alanın artık zayıfladığı, ama bu tür fırsatlar önüne geldiğinde Kudüs ki risksiz bir fırsattı. Yani Birleşmiş Milletler'den zaten çıkacak bir kararı zafer gibi sunabilme imkanı yaratan ve çok da rahatsızlık yaratmadan ilişkilerde, ki hemen peşinden zaten vize sorunuyla ilgili çözüm geldi. Dolayısıyla Kudüs risk almadan, tabir yerindeyse, efelenmenin bir imkanını verdi diyebiliriz.